19 Temmuz 2023 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. 27'ye dayanmış bir dolar, 30 liranın üzerine çıkmış bir euro, 35 liraları zorlayan sterlin, euro dolar paritesi 1.12, sterlin dolar paritesi 1.30, altının onsu 1977, altının onsunda da ciddi bir yükseliş var. İngiltere enflasyonunda bir sürpriz. Haziranda yıllık bazda %8.7'den %7.9'a geriledi. Enflasyon hala çok yüksek İngiltere tarafında, Avrupa'da da öyle. Çekirdek enflasyon da 31 yılın zirvesinde idi. 7.1'di, 6.9'a gerilemiş. Yani bir miktar gerilemiş olması sürpriz gibi görünüyor. Aylık üfeye bir bakalım İngiltere'de. Haziranda yıllık -2.7. Üfe düşüyor yani. Bizde de düşüyor. Bizde de düşüyor. Gram altında yeni zirve. 1718 lira olmuş. Sabah Mehmet Ali abiyle konuştum yayında da. Şöyle bir hava var anlattığı kadarıyla. Birincisi risk unsurunun devam etmesinin biraz daha hala yukarı yönlü tetiklediğine dikkat çekiyor. Onun dışında da bu körfez hikayesi var ya. Bir açıklama yapılmamış olması bu şu ana kadar biraz piyasalarda, yani kapalı çarşıda mesela, acaba ne oluyor sorusunu getirmiş. Şöyle bir kanaat var. Mehmet Ali Yıldırım Türk söylemedi de ben onu hatırlatmak anlamını söyleyeyim. Bizde hani ne olsa açıklanır ya. Şöyle para geldi böyle işini. Büyük bir sessizlik olunca acaba bu istenen paralar gelmedi mi? Çünkü işte hani G20'den Ukrayna ile ilgili de bir mutabakat bekleniyordu. O çıkmadı. Oradaki jeopolitik risk devam ediyor. Bunlar tabii hep yukarı yönlü tetikleyen şeyler. Öte yandan yeterince açıklama yapılmamış olmasının da risk algısını arttırdığını ve insanların bir miktar daha altına doğru gittiğini gösteriyor. Özellikle şeyi sordum. Düğün mevsimindeyiz. Orası tetikliyor olabilir mi? Dedi ki orada hacim çok düşük. Ağırlıklı olarak tasarruf olarak alıyor millet. Öyle gözüküyor. Döviz ilginç. Mesela kapalı çarşıdan sıcağı sıcağına aktarayım size. Dünyada dolar aleyhine gelişirken bizde bu kadar artmasının da o tedirginliğin bir neticesi olduğu ifade ediliyor. Bizde tabii Türk lirası ve dolar gerçek değerinde olmadığı için de yükseliyor. Tabii. Dünyada bir gerçek değer var. Adamlar yükseliyorsa yükseliyor, düşüyorsa düşüyor. Paralel hareket ediyor ama bizde çok ciddi bastığımız bir döviz olduğu için artık o gerçek değerini evriliyor. Mehmet Şimşek ve ekibi de bence bu işi destekliyor. Herkese selam ve sevgiler. Lütfen nereden bizi izliyorsanız yazınız. Beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyiniz. Bütün katkı veren dostlar sevgiler. Paylaş tuşuna da basmayı unutmayınız efendim. Bugün konuşacak yine bolca konumuz var. Bunlardan birisi elbette döviz. Dövizdeki yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi, bunu konuşacağız. Altın fiyatları nereye gidiyor, bunu sizler için değerlendirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Makro veriler gelmeye devam ediyor. Özellikle şu kısa vadeli borç bence çok tedirgin edici. Yani 207 milyar dolarlık bir kısa vadeli borç var arkadaşlar. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken. Bu kur üzerindeki baskıyı arttırıyor. Türkiye bir ödemeler dengesi krizine gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu cari açık meselesi kapatılabilecek mi? Turizm gelirleri önemli bir kısmını karşılayabilecek mi? Bunları yine hep birlikte değerlendireceğiz. Dünyada neler oluyor? İngiltere, Avrupa ve Amerika tarafında. Bunların bize yansıması ne olur? Fed toplantısı var yakında biliyorsunuz. Temmuz ayında acaba bir faiz arttırımı daha olacak mı, olmayacak mı? Bunu konuşacağız. Çünkü piyasalar iki faiz arttırımı yerine bir faiz arttırımını fiyatlıyorlar bir yandan. Bir yandan da diyorlar ki ya öyle ya da böyle Temmuz'da bir faiz arttırımı olur. Çünkü Powell iki faiz arttırımından bahsediyor. Bütün bu süreçlerin hepsini konuşmamız gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası tarafında çok büyük bir sürpriz yok. Çünkü hem İngiltere hem Almanya hem Avrupa tarafından gelen enflasyon verileri gösteriyor ki bize bu işi devam ettirecekler. Bir. İkincisi tabii ki Başkan Lagarde'ın da açıklamaları var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da açıklamaları var. Biz faiz arttırımlarını tüm hızıyla devam ettireceğiz diyor ki ettirmedi. %3,5 civarında bir orada faiz oranı varken enflasyon hala faizin üzerinde gezmeye devam ediyor. Bunları konuşacağız. Niye sterlin ve euro dolara göre daha fazla yükseliyor? Bunu da değerlendireceğiz sizin için. Tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz Türkiye'nin her yerine. Şu ödemeler hikayesi ve borç ilişkisiyle başlayalım. Çünkü bu ek bütçe görüşmeleri sırasında Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri, yani orada anlattıkları ortaya çıktı ve dün de basına yansıdı. Şöyle bir hikaye var abi. Biz kendimizi bir şekilde aldatmaya devam ediyoruz. Kamu borçlanma oranından bahsediyor. Yani kamunun borçluluk oranından bahsediyor Sayın Yılmaz. Diyor ki Türkiye'nin borç gayri safi milli hasıla dengesi %32'lerde. Bu gelişmekte olan ülkelerde
65, gelişmiş ülkelerde de 70 ya da tam tersi. 65-70 diyelim dünya ortalaması. Biz 32 ile çok iyi durumdayız diyor. Neresinden düzelteyim? Birkaç nokta söylemek isterim bununla ilgili. Bir kere kendimizi kandırmayı vazgeçelim. Yani bizim uluslararası yatırım pozisyonumuzdan swap hariç rezervlerimize kadar her şeyimiz eksi bakiyede. Borçluluğa gelince bu 2000'li yıllarda parasal genişleme sırasında bizzat Mehmet Şimşek tarafından uygulanan bir stratejiydi. Kamu borcu almasın, onun yerine vatandaşla firmaları batıralım. Nitekim geldiğimiz noktada durum bu. Yani evet, kamunun gayri safi milli hasılaya borç oranı %32'lerde olabilir. Ayrıca o ne kadar gerçek onu da bilmiyoruz. Ama hadi kabul edelim, gerçek olma kabul edelim. Ama 2 trilyona vurmuş bir vatandaş borcu, 3,5 trilyonun biraz üzerinde sadece KOBİ'lerin borcu vesaire dediğinde bu şuna benziyor. Bir aile bireyinin benim hiç borcum yok ama diğer aile bireyleri batık deyip ondan sonra ekonomisinin çok iyi olduğunu anlatmasına benziyor. Bir kere bu aldatmadan bir vazgeçmemiz gerekiyor. Ayrıca günün sonunda o borç bize kalacak, kamuya kalacak. Çünkü insanların ve şirketlerin borç ödeme kabiliyetlerini kaybettikleri bir ortamdayız. Ve bu bankadan alınan bu borçlar ağırlıklı olarak da bankadan gökten zembille yağmadı. Yurt dışından geldi, sendikasyon kredileri aracılığıyla geldi ve hepsi devlet garantisinde. Ve velev ki ben kredi kartımı ödeyemedim. Önce benim bir canımı okuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Baktılar bundan ümidi kesiyorlar. Cart diye zarar yazıp vergiden düşüyor. Ne oluyor? Benim kredi kartı borcu 85 milyona Suriyeliler hariç bölünüyor. Yani bir kamu borcu haline geliyor. Bu ikinci faktör. Yani Türkiye'nin bir borç ve nakit yönetimi, hatta finans problemi var. Bunu bir takım orantılarla gizleyemezsiniz. Üstelik bunu valla fıkra olsa bu kadar yazılabilir. Bu açıklamayı bütçenin yarısını bitirip 1.1 trilyon lira ek bütçe yaptığın toplantıda Türkiye ekonomisinin durumunu anlatmak için ortaya koyuyorsun. E baba, o zaman mesela reddedin, niye ek bütçeye ihtiyaç var ki bu kadar iyi durumdaysak biz? Bir detay daha var. Evet, bugün itibariyle Maastricht kriterleri dediğimiz kriterlerin çok üzerinde dünya ortalaması. Kamu çok borçlu. Niye borçlu hocam? İki neden var. Birincisi ve baş alt neden, pandemi sürecinde trilyonlarca dolar ya da avro vatandaşlarına karşılıksız para dağıttılar. Çok doğal olarak bir kamu borçluluğu, ekonomideki sapmalar, bütçe sapmaları ortaya çıktı. Ama sapmış hali %7 enflasyon. Ama yani sen bunları yapmadın, IBAN verdin, sende gerçek olmayan enflasyon %38. Bu birinci faktör. İkincisi, evet, Rusya-Ukrayna savaşından sonra bir enerji maliyetleriyle ortaya çıkan sapmalar da var. Ama her iki faktör de yönetilebilir ve geçici faktörler. Senin sorunların yapısal. Şimdi niye mukayese ediyorsun ki kendini onlarla? Sen önüne bak, önündeki yemeğe ye. Birinin daha kötü durumda olması seni iyi yapmıyor. Ama garip bir şekilde ek bütçe istenen mecliste görüşmeler sırasında, ki keza geçen sene de ek bütçe istemişsin, bunu açıklamak yerine gördünüz mü bizim borçluk oranımız çok düşük. Hadi bir detay daha ekleyeyim. Baba, iç borçlar ne oldu? Biz eskiden iç borcun ne kadar olduğunu biliyorduk. Türkiye'nin şu anda iç borcu ne durumda? Biliyor muyuz? Rakamı biliyor muyuz? Onları ödemeyi düşünüyor muyuz? Düşünmüyor muyuz? Yani bununla ilgili de bir açıklama yapın. Çünkü onlar da borca dahildir. Ne kadar bizim iç borcumuz var? Hep dış borç konuşuyoruz doğal olarak. Dolardan dolara etkisi şu bu, tamam. Onlar önemli. Başkasına el aleme borcumuz var, tamam. Okey. İç borç ne durumda? Paso borçlanıyoruz içte. Bunlar nasıl ödenecek peki? Veya ödemeyi düşünmüyor muyuz? Yani konuşmadığımıza göre düşünmüyor muyuz? Doğal olarak ödeyeceğimize göre bu borcu da borçluluk oranlarına dahil etmek zorundasın. Yunanistan örneğini hatırlatayım, öyle de tamamlayayım. Yunanistan batma noktasına geldiğinde ama domino etkisi olmasın diye batırılmadığında, bunu yapma nedeni bütçedeki makyajlamaları ve Avrupa Birliği'nden fon kullanmasıydı. Ama bu Yunanistan kamusu batıktı. Vatandaş da böyle bir şey yoktu. Vatandaş yine 30 bin dolarlar seviyesinde bir hayat sürüyordu ve sürdü. Senin kamunun ne kadar gerçek olduğu belli olmayan bir %32 ile ortaya çıkması bir özür kabahatinden büyük. Dünya borçluluk oranını ne nedenle arttırmışken sen aşağıdasın. Yani ben vermedim abi diyor. Ben size diyor yardım etmedim diyor. Oh oh diyor. Bir de sizden diyor durmadan vergiyle para alıyorum diyor. Niye diyor bunu? Ek bütçe toplantısında söylüyor çünkü bu savunmayı. İkincisi, senin borcunu borcu saymıyor. Bana ne abi diyor. Bana ne diyor. O vatandaşın borcu. Ama benim aldığım borç bankadan,
Bankanın da kendi parası yok. Sendikasyonla yurt dışından gelmiş. Sendikasyonla gelen paralar da devlet garantisinde. Ya bu borç benim mi, bizim mi? Ya da kamu sen, mu? Sen yat kalk ödeyebileyim diye dua et. Yoksa borç senin abi kamu olarak. Ben ödeyemezsem üzgünüm. Hala doları bırakıyorlar, yükseliyor, işte hayat pahalılığı oluyor, ekonomi bundan krize giriyor diye bunu sorun haline getirenler var. Diyeceksiniz ki Çetin başka bir şey anlatıyor kardeşim. Hayır, Çetin tam da benimle ilgili bir şey söyleyeceksin şimdi. Tahmin ediyorum şimdi, ne söyleyeceğini. Senin bütçe açığını tetikleyen en önemli şeylerden birisi mesela faiz giderli. Çok yüksek faizle borçlanıyor olma. Şimdi bizimkiler mesela borç oranlarımız düştü diye davul zurna çalıyorlar. Abi o zaman otursun Japonya ağlasın, Amerika ağlasın. Dünyanın en borçlu ülkelerinden birisi Japonya. Eksi faiz bile verse adam gidiyor koşa koşa millet oraya parasını yatırıyor. Garanti olduğu için. Sıkıntı yaşamayacağını düşündüğü için. Eksi faizle yatırıyor. 100 dolar yatırıyor, 99 dolar geri alıyor. Önemli değil diyor. Nasıl olsa param burada garantide diyor. Japonya'ya götürüyor, parasını emanet ediyor. Bizim borcumuzun azalıyor gibi görünmesinin sebebi uzun vadeli borçlarımızın azalıyor olması arkadaşlar. Uzun vadeli dış borçlarımız özellikle azalıyor. Çünkü senin ekonomi ile ilgili hani biraz önce Çetin'in söylediği yapısal sorunların ayan beyan ortada. Herkes bunu görüyor. Yani sadece Türkiye'de Türkler görmüyor. Yabancılar daha fazla görüyor. Uzun vadeli borç vermiyor. Peki kısa vadeli borçların azalıyor mu? Hayır. 140-150 milyar dolar seviyesinden 207 milyar dolar seviyesine geldi arkadaşlar. Buradan dolara bağlayalım hikayeyi. Bir taraftan korkunç bir borç yükün var. Kısa vadede ödemen gereken yüksek faizli borç yükün var. Bir tarafta buna bağlı olarak artan risk primin var. Bir tarafta kredi notların dibe vurmuş çöp seviyesine gelmiş bunlar var. Ve bütün bunların yanında Türkiye'den kaçmaya çalışan yabancılar, Türkiye'ye gelmeye çalışan değil, Türkiye'den kaçmaya çalışan yabancılar var. Yerliler de hızla sistemden çıkıp paralarını yastık altına götürmeye çalışıyor ve döviz alarak kendilerini korumaya çalışıyorlar. Onun için arkadaşlar biz dövizdeki yükselişi görüyoruz. Bakın kritik bir şey unutuyoruz. Türkiye'de her döviz yükseldiğinde, dolar, euro, sterlin yükseldiğinde neden fiyatlar artıyor sorusuna kimse cevap vermiyor. Muhalefet de dahil bunu. Bakın muhalefet de dahil. Muhalefet ne diyor? Biz gelince dolar düşecek. Niye düşecek kardeşim? Yani siz gelince niye dolar düşüyor? Niye düşsün ayrıca? Siz gelince üretim mekanizmalarınızı geliştirirsiniz. Siz gelince ithal ikamesi yaparsınız. Yani ithal ettiğiniz her ürünü Türkiye'de üretmeye başlarsınız. Siz gelince işsizlik sorununu çözersiniz. Siz gelince Türkiye'nin ihracatını arttırırsınız. Siz gelince Türkiye'nin daha rekabetçi olmasını sağlarsınız. Hem turizmde hem ihracatta. Bunu yaptığınız zaman yani kendi kaynaklarınızı ürettiğiniz zaman zaten doların ya da sterlinin ya da euronun nereye gittiğinin hiçbir önemi olmaz. Kendi kaynaklarında üretim yaparsan, gübreni kendi kaynaklarında üretirsen, ilacını kendi kaynaklarında üretirsen, toprağını kendi kaynaklarında sürersen, tohumunu kendi kaynaklarına atarsan kendi ürününü üretirsin. Burada bir döviz girdisi olmayacağı için de döviz yükseldikçe senin domates fiyatın fırlamaz. Ya da buzdolabından televizyonuna, televizyondan arabasına kadar bütün ürünleri kendi ülkende kendi kaynaklarınla, kendi demirinle, çeliğinle, kendi doğalgazınla, kendi petrolünle, kendi güneş enerjinle neyse kendi girdi maliyetlerini üretirsin. Dolar isterse 500 lira olsun umurunda olmaz. Zaten dönün bakın ihracatçı olan ülkelere yani dış ticaret fazlası veren ülkelere bakın Japonya başta, Almanya ikinci sırada bunlar hep dış ticaret fazlası veren ülkeler. Genel itibarıyla paralarının değer kaybetmesi için uğraşıyorlar, paraları değer kaybetmiyor. Adamlar uğraşıyor. Japon yeni daha çok değer kaybetsin ki dünyada daha rekabetçi olayım. Alman markı eski. Bugünkü Alman eurosu daha çok değer kaybetsin ki ben Amerika ile ve diğer ülkelerle mücadele edebilir hale geleyim. Bunun mücadelesini veriyor. Bunun uğraşını veriyor. Bizimkiler doları düşürecekler. Bütün dertleri bu olmuş. İşte bütün bu hatalar hani Çetin'in biraz önce söylediği yapısal hatalar bizi bütçe açıklarına, borçlara ve fakirliğe kabul edilemeyen bir enflasyona doğru sürüklüyor. Halk fakirleşiyor, 3-5 kişi zenginleşiyor, ülke batar hale geliyor. Burada şunu da söyleyeyim.
bütün bu uzun uzun anlattığım makroekonomik mevzuları biz bu doların üzerine koymuyoruz fiyat söylerken size. Dolar 38 lira 40 lira civarına gidecek derken sadece enflasyonu kriter olarak alıyoruz. Sadece enflasyonu. Enflasyon karşısındaki doları söylüyoruz. Şimdi bunun üzerine dış ticaret açığını koyacaksın, cari açığı koyacaksın, bunun üzerine bütçe açığını koyacaksın, bunun üzerine borçlanamama meselesini koyacaksın, CDS'ini koyacaksın, bunun üzerine kredi risk puanlarını koyacaksın, 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 koyacaksın. O zaman eğer ki tüm bunları kontrol altına alamazsan senin dövizin 80 de olur, 100 de olur. 5 Nisan 1994'e gidin bakın ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ekonomi yönetilmiyor. Ne yazık ki. Şunun garantisini veriyor musun? Mehmet Şimşek'in politikaları doğru ya da yanlış. Ama bir politika. Bu politikaların yarın öbür gün 3 gün sonra, 3 ay sonra, 3 yıl sonra neyse kısa vadede, 3 yıl uzun vadede 3 ay sonra kesilip Mehmet Şimşek'in kovulup tam tersi politikaların uygulanmayacağının garantisini verebiliyor musun bana? Bu bile tek başına en büyük sorun ya. Bunun garantisini de veremem, tersini de veremem. Zaten sorun bu. Bir ekonomide risk budur. Ali Veli Veli Ali aslında. Belki de sakatlık burada Selçuk. Bir isimle eğer biz politika tartışıyorsak sakatlık burada başlıyor. Nebati gitti, Şimşek geldi. Şimşek burada ne kadar dayanacak? Daha önce Lütfü Elvan vardı, bilmem ne Berat vardı vesaire. Kişiye göre sürekli politika değişiyor. Mehmet Şimşek'in bir önceki bakanlık dönemine baktığımızda hatalarla dolu ve finansal genişlemenin olduğu süreçte satmak üzerine kurgulanmış, kasaya para koymak üzere kurgulanmış bir bakanlık yapısı var. Ama şimdi öyle bir durumdayız ki arkadaşlar son 5 yılı yok sayamayız. Mukayese ettiğiniz kişi bir önceki bakan Nebati olunca Mehmet Şimşek sanki iyi bir ekonomiciymiş gibi duruyor. Durum öyle değil. Yani tıpkı demin Selçuk'un söylediği dolar yükseliyor muhabbeti gibi dönüyor. Dolar şu anda değerine gelmedi ki yükseliyor mu düşüyor mu karar verelim. Milyarlarca dolar basarak indirdiğimiz seviyeden şu anda köpük en azından TÜİK'in açıkladığı enflasyon seviyesine doğru yükseliyor. En azından onun seviyesine doğru yükseliyor. Ama bütün bunlar daha büyük bir felaketten yani aklın da tatile çıktığı bir dönemden çıktığımız için kim gelse yapacağı, yapması gereken şeyler. Yani Mehmet Şimşek'in zaten başka çaresi yoktu ki. Oraya Ahmet'i de getirsen başka çare yoktu. Mühim olan bütün değerler başa baş noktasına geldikten sonra ortaya koyacağın ekonomik vizyon. Daha o yok ortada. Onu bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu anda sadece yediğimiz haltı temizliyoruz. Yani bu arada da o 128 milyar dolardan başlayan tartışmalarda da o milyarlarca doların üstüne resmen su içiyoruz. Bakın bugün para politikalarıyla işi yönetiyoruz. Ama yarın eğer ki üretim politikalarını, ekonomi politikalarını adam gibi devreye sokmazsanız 2 yıl sonra yine döviz dalgalanması olacak. Bu kaçınılmaz. Dünyanın her yerinde olan bir şey bu arada. Bu döviz yükselişlerini avantaj olarak, rekabetçilik olarak mı kullanacaksınız? Zenginleşme olarak mı kullanacaksınız? Fakirleşme olarak mı kullanacaksınız? Bunun kararını işte o ekonomi politikaları belirleyecek. Onu söylüyorum. Onun için esas önemli olan ekonomi politikaları. Şu anda biz sadece yüksek, aşırı yüksek ateşi düşürmeye çalışıyoruz. Aşırı yüksek ateş yüzünden havaleye girmeyelim diye uğraşıyoruz. Bu kadar. Bir örnek vereyim. Bu Japonya, Çin mesela şu anda onlar enflasyon yaratmaya çalışıyorlar. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Hadi geçtim gerçek enflasyonu. Şu anda TÜİK'in açıkladığı enflasyon ne? %38. %38 değer kaybetmiş dolar 26'larda. Faizinin de başa baş noktası için 38 olması lazım. Bu senin sıfır noktan. Mevduat toplayayım dersen 38 enflasyonun olduğu bir yerde bu rakamların hiçbiri de gerçek değil bu arada. Onun altını çizeyim. Resmi açıklanan enflasyon üzerinden kriter koyuyorum. 38 olan enflasyon olan bir yerde ve 26 kurun ideal seviye olduğu bir yerde sen mevduat toplayayım dersen mesela faizini 40'a çekersen 38 enflasyon varken faiz vermiş oluyorsun. Ya bir dakika
biraz mevduattan vazgeçeyim, burada reel sektörü destekleyeyim, finansman maliyetleri düşsün dersen 36 yaparsın. İşte 38 enflasyon açıklarken 8,5 faiz açıklıyorsan bu düşük faiz falan olmuyor. Bu yok faiz oluyor. O zaman da piyasaya çıktığında normalde 40'a konuşulacak faiz 60'larda konuşulmaya başlanıyor. Aslında daha büyük bir faiz ortamı yaratıyorsun. 26 doların ideal seviyesi ise biraz rekabetçi olabilmek için buraya müdahale edersin. Mesela bunu 24'te tutarsın. Bu dolara müdahaledir, rekabetçi kur uygulamaktır. Açıkladığın resmi rakama göre 26 olması gereken şeyi 17'lerde tutuyorsan, bu rekabetçi kur falan değildir. Bu zarar kurudur. Yani ölçü şaştı. Ölçüyü sıfır noktasına getirmeye çalışıyoruz. Asıl ondan sonra ne yapacağımız önemli. Ringe çıkmışız, dayak yemişiz, elimizi kolumuzu bağlamışlar, dayak yemişiz. Şu anda sağımızı solumuzu pansuman ediyoruz. Daha bir maç falan kazanmadık. O yüzden ben dolarda yükseliş yok diyorum. Faizde yükseliş yok diyorum ki keza Selçuk'ta. Şu anda sıfırlama noktasına doğru gidiyoruz. Sıfırdan sonra ne yapacağız? Başa baş noktada onu göreceğiz. Doları 40 yap biter mi diyenlere şunu söyleyelim. Bitmez arkadaşlar. Mesela orada bir silsile var. Önce bakın diğer makroekonomik sorunun hepsini bir kenara koydum. Tekrar tekrar söylemeyeceğim. Önce diyelim ki doları ikna edici olan enflasyon değerine getireceksiniz. O değer düne kadar 34-35 lira civarındaydı. Bugün özellikle bu yapılan işte 2-3 haftadır yapılan vergi zamları vesaire ile birlikte o seviye 38-40 lira seviyelerine geldi. 38 ile 40 lira aralığına geldi. Niye yükseldi? Çünkü enflasyon yükseldi. TÜİK ne derse desin enflasyon piyasada yükselmeye devam ediyor. Hem de devlet eliyle yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla 38-40 aralığında minimum şu anda doların bir karşılığı var arkadaşlar. Ama döviz 38 lira ya da 40 lira olduğunda, dolar 40 lira olduğunda koşa koşa yabancılar gelip oradaki dolarlarını TL'ye çevirip burada faize yatırmayacaklar. İkinci sıralamayı uygulamak zorundasın. Ya da yerler yastık altındaki paralarını hemen çıkartmayacaklar. Adamlara bu seviyelerde en az bir sene kalacağını, yeni bir dalgayla karşılaşılmayacağını ispat etmek zorundasınız arkadaşlar. İkna etmek zorundasınız onları. Yani ben geldim 38 lira seviyesinden dolarımı bozdurdum. Atıyorum %10'luk faize girer miyim? Girmem abi. Eğer %10'luk bir faiz varsa o döviz yarın öbür gün tekrar gidecek anlamına gelir. Enflasyonun %50'deyken %10'luk bir faiz veriyorsan 40 puanlık bir negatif faiz ortamım varsa döviz üzerindeki riskler devam ediyor demek. Ben 100 bin dolarımı getirip TL'ye çevirip bir yıl sonra 80 bin dolar olarak bu ülkeden çıkıyorsam zarar ediyorum demektir. Dolayısıyla ikinci aşamada şu İknayı oluşturmak zorundasınız. Biz bu dövizi buralarda sakin tutacağız. Merak etmeyin kardeşim. Bunun için de yüksek faiz vermek zorundasınız. Yüksek faizle kastım şu. Pozitif, reel faiz vermek zorundasınız kardeşim. Bizim ekonomimizde artık kaçınılmaz bir şey haline geldi. %38'lik enflasyon varsa %45 civarında bir faiz ortamınız olmak zorunda ki o yabancı getirip parasını buraya bozdursun ve Türk lirasına geçsin ya da yastık altındaki para çıksın Türk lirasına geçsin. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bir senede stabil tutmayı başarırsanız, bu arada doğru ekonomi politikaları da uygularsanız, işte o zaman yavaş yavaş pansumandan tedaviye geçmeye başlarsınız. Bunu anlatıyoruz size. Yani dövizin şu olması bu olması değil meselemiz. Dövizin enflasyon karşılığını söylüyoruz önce. Makroekonomik dengelerin sağlanabileceği ihtimaline karşı bunu konuşuyoruz. Merkez Bankası rezervlerinin tekrar toparlanabileceği, kısa vadeli borçların çevrilebileceği, kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara evrilebileceği, aynı zamanda CDS'imizin düşüp kredi notlarımızın tekrar toparlayabileceği bir ortamda oluşacak senaryodan bahsediyoruz size. Ha şunu da unutmayın. İlk önce riski seven yatırımcılar gelecek. Ne zaman ekonomi anlamlı bir şekilde oturacak? O zaman uzun vadeli yatırımcılar da gelmeye başlayacak. Mesela bana şunu söyleyenler var. Abi ne söylediysen adım adım çıktı. İşte senelerdir dolar şu olacak diyoruz oluyor. Altın şu olacak diyoruz oluyor. Euro şu olacak diyoruz oluyor. Ben müneccim değilim kardeşim. Falcı falan da değilim. Akşam kahvemi içip bakıp dolar galiba yükselecek. Hadi bakalım dolara yatırım yapalım falan. Havasında sizinle bir şeyler paylaşmıyorum. Sizinle paylaştıklarımın tamamı yurt dışındaki gelişmelerle ilintili ve yurt içindeki gelişmelerle ilintili oluyor.
oturuyoruz, hesap yapıyoruz. Çetin de ben de. Günde 12 saatimizi, 13 saatimizi gerekiyorsa bu işe vakfediyoruz kardeşim. Ders çalışıyoruz. Yoksa ben de bilirim pozisyonuma göre konuşmayı. Onun için dalga geçerken bile dalga geçmenin üslubu olur. Hani 40 lira olacak mı Selçuk? Oldu oğlum zaten. 26-27 liraya geldi dolar. 40 lira da olur. Siz ipteki cambaz hikayesini bilir misiniz? Sürekli ipteki cambaza bakarsanız cüzdan hep gider. Doların, euronun, avronun ya da faizin ya da enflasyonun kaç olacağıyla çok ilgilisiniz. Hatayı burada yapıyorsunuz. Çünkü o bir çıktı bak. Bunu bir daha anlatayım. Yüreğim şişiyor artık ama anlatayım. Printer'dan çıkanla ilgilendiğiniz sürece, yani ekranda yazdıklarınızı değiştirmediğiniz sürece printer'dan çıkan hep aleyhinize çıkacaktır. Çünkü siz o şu olsun bu olsun ama bunu goygoylayan bir finans kesimi de var. Bankacılıktan bahsetmiyorum. Finans kafası var. Abi dolar ne oldu? Altın ne oldu abi? Bak faizleri arttıracaklar. Bu kasada yani bu pozisyonda birincisi ülke olarak kaybedersiniz. İkincisi vatandaşınızın da buradan sağ çıkması mümkün değildir. Çünkü sizle beraber o da printer'a bakıyor. Sürekli dayak yersiniz. Sizin elinizde atıyorum şimdi normal bir vatandaş olarak bir tasarrufunuz var diyelim. İşte bir 5000 dolarınız var. Milyon dolarla o piyasada oynayandan daha güçlü olabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? O zaten sizin 5000 dolarınıza talip. Anlatabiliyor muyum? Siz oraya baktığınız sürece sizin 5000 dolar gider. Geçmiş olsun. Sizin bilgisayarın ekranında ne olduğunu okumanız gerekiyor. Ekonomi yönetimiyseniz ise eğer vatandaş olarak da printer'a bakmayacaksınız. Bilgisayarın ekranında ne yazıyor diye bakacaksınız. Çünkü buradaki çıkacak oradan. Ama eğer ekonomi yönetimiyseniz buradaki yazıyı değiştirecek işler yapmanız lazım. Anlatabildim mi? Ya bu kadar basit matematik. Herkes printer'a bakıyor. Printer'a bakmayın. Eğer küçük tasarruf sahibiyseniz bizim size anlatmaya çalıştığımız bu aslında. Ekranda ne yazdığını anlatmaya çalışıyoruz. Laf ekonomi yönetimine gelince de ekrandaki yazıyı aklımızın yettiğince, ekrandaki yazıyı nasıl değiştirebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Ama bizim gözümüz ekranda, printer'da değil. O yüzden dolar kaç lira olacak diye bana sormayın. Beni ilgilendirmiyor. O sonuç, o sonuç. Ben ekrandayım. Ekran bana ne anlatıyor? Siz de ekrana bakın. Yoksa sürekli printer'a bakarsanız milyon doları cebinde olan adam gelir sizin cebinizdeki 5000 doları alır. Siz hala para kazandım zannedersiniz.